Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, şu O ile D'yi birleştiriyorum. Teğet olduğu için şurası dik. Aynı zamanda bu bir yarıçap. Şurası da yarıçap. Bakın 6 ile 10 var. Burası 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Evet, çemberin yarıçapı kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, şu O'dan şöyle bir dik indiriyorum. Bu dik burayı iki eşit parçaya bölecek, 4'e 4 diye. Şöyle dik. Bakın 90'dan inen bir dik var. Formül neydi? 4 çarpı 9, 36. Neyin karesi 36? 6'nın. Şimdi burada da bir Pisagor uygularım. 6'nın karesi ne? 36 artı 4'ün karesi 16'dan. Burası ne oldu? Kök 52. Kök 52 de 2 kök 13'tür derim. Evet, x kaç birimdir? Bakın arkadaşlar, şurası tam orta noktam olsun. Şöyle dik indireyim. Bakın şurası 3'e 3 diye ayrılacak. Şurası 4. Bakın şurası da yarıçapım değil mi benim? Buradan 3, 4, 5 özel üçgeni var. Yarıçapım 5 ise şurası da 5 olacak. Şurası 3 ise x'ime buradan 2 kaldı derim. Evet, AC kaç birimdir? Bakın F'den bir dik indirdim. Şu 14'ten de aynı şekilde tam ortasından bir dik indirdim. Buralar benim yarıçaplarım değil mi? Burası kaç? Bak 14'ü 2'ye böldüm, 7. 7, 8 daha 15. Benim yarıçaplarım 15 ise tamamı kaçtır? 30. Evet, x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar, x buraysa x burası. Şöyle y buraysa y burası. Şöyle z buraysa z de burası. Şimdi denklemlerimi yazıyorum. Y artı z kaçmış? 13 birim. Y artı x kaçmış? 11 birim. Z artı x kaçmış? 12 birim. Şimdi bana lazım olan x. Mesela şu denklemi seçiyorum. Burayı eksi z ile toplamam lazım ki değil mi? X elde edebileyim. Eksi z'yi elde etmek için de şurada y'leri götüreceğim. Bakın şöyle taraf tarafa çıkartıyorum. Şöyle y'ler gitti. Z'den x çıkartalım. Z eksi x eşittir. 13'ten 11 çıkarttım, 2. Bunları da taraf tarafa çıkartayım. Çünkü toplarsam x'ler gider. Şöyle z'ler gitti. Eksi eksi daha artı 2x eşittir. 12'den 2 çıkarttım, 10. Buradan x eşittir 5. Birimdir derim. Evet, çevre BDF kaç birimdir? Arkadaşlar bakın, şuraya x dersem şurada x. Şuraya y dersem şurası da y. Şuraya m diyeyim, şurada n olsun. Bakın AB'yi 12 vermiş. Yani m artı x'i 12 vermiş. Teğet olduğundan n artı y de, yani bakın şu kısımda 12 olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Benden istenen çevresi. Yani m artı n artı x artı y. Burada mx 12, ny de 12. Toplamda ne olur? 24 birimdir derim. Evet, x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar, şu yarıçapa r diyeyim. Şurası da r. Şurası da 2r değil mi? Bakın şöyle d ile o2'yi birleştiriyorum. Şöyle dikimi indirdim. Aynı şekilde c ile de b'yi şöyle birleştiriyorum. Şurası da ayrı bir dik. Buradan bakın 3r 18 ise 4r tabii ki de 24 olacaktır. 24'ten 18'i çıkartırsam x'im 6 kalır derim. Evet, çemberin yarıçapı kaç birimdir? Arkadaşlar şöyle orta noktayı belirtiyorum. Şöyle yarıçaplarımı çiziyorum. Şu şekilde. Bakın şuralar 90. Şöyle 90 olmak zorunda. Aslında burada bir kare oluştu. Şimdi şuraya ben x dersem, değil mi? Her yer x olacak şöyle. Şöyle. AB 6 olduğuna göre şuraya 6 eksi x kaldı. Bakın burada bir benzerlik yaparsam şöyle 6 eksi x'in x'e oranı, 6 eksi x'in x'e oranı eşittir. Devamında büyük üçgene bakalım. Şöyle 6'nın AC'de 12 idi. 12'ye oranı. Yani 6 bölü 12. Şöyle sadeleştirdim, 2. Şöyle içler dışlar yaptım. 12 eksi 2x eşittir x. Buradan 3x eşittir 12. Buradan da x eşittir 4 bulunur. Evet, çemberin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir orta nokta belirtiyorum. Şöyle şu benim yarıçapım. Şurayı da şöyle ikiye bölmüş olalım. Bakın şurası da benim yarıçapım. Şimdi devamında şuraya x diyeyim ben. Şurası x artı 2 ise şurası da x artı 2. Bakın burası yarıçap olduğundan burası da x artı 2. Şurası 4 ise şurası da 4. Bakın şurası da dik olduğu için ben burada bir Pisagor uygulayacağım. 4'ün karesi 16 artı x'in karesi eşittir. Buradan x kare artı 4x artı 4'ten. Buradan x kareler gitti.
Burada 4x kalsın. 4'ü de karşıya attım. 12. Buradan x eşittir 3 bulunur. Buradan da x yerine 3 yazarsam yarıçapımı 5 bulurum. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar şu e ile b'yi şöyle birleştireceğim. Bakın şurası 90 derece. Burada arkadaşlar özel üçgenim aklıma geldi. 3, 4, 5, 9, 12, 15 üçgeni. 12 yarıçapsa şu yarıçap da 12. 15'ten çıkarttım. X'ime buradan 3 kaldı. Evet, çemberin yarıçapı kaç birimdir? Bakın arkadaşlar yaylarımın toplamını 180 vermiş. Bakın şu AB'yi şöyle şuraya taşıdığımı düşünün. Şöyle. Şöyle komple şu yayın, değil mi? 180 olduğunu bana soruda söylüyor. Buranın 180 olması ne demek? Tabii ki de şöyle çapın olması demek. Buradan çapı gören açı 90 derece. Şöyle artık 5 kök 3 buraya geldi. Burada Pisagor'u yaparsam 11'in karesi 121. 5 kök 3'ün karesi 75. Topladığımda 196. Yani 14'ün karesi. Çapım 14 ise 2'ye bölerim. Yarı çapımı 7 birim bulurum. Evet, çevre BCG kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar teğetlikten dolayı şurası x, şurası x, şuralara y diyeyim, şuralar m olsun, şuralarda k olsun. Bakın AB'ye 12 birim vermiş. Yani x artı k eşittir 12. Bakın devamından şu g ile k noktasını birleştirirsem burası benim dörtgenimin yarısıdır. 12'yi yarıya böldüm. 6 burası. Şuradan y artı m de 6 oldu. Bakın y artı m eşittir 6. Devamında x artı y buraysa şu kısımda geliyorum x artı y yazıyorum. Benim çevrem kaç? X artı y artı m artı k artı 6. Buradan x artı y, bakın bunları taraf tarafa toplarsam şu x artı y artı m artı k'yı verecek. Yani toplamda 18. 6 da buradan benim çevrem 24 birimdir derim.